Herkese merhabalar, yeni nesil sorularda nasıl hız kazanırız, yeni nesil soruları nasıl yapabiliriz? LGS bilhassa sayısalda bizi zorlayıcı sorular soruyor. Hocam böyle koca koca resimli soruları görüyoruz, açıklamalı sorular görüyoruz, ne yapmalıyız diye. Sizlerden onlarca, yüzlerce yorum geldi. Bizler bu arada sıfırdan sekize kampımızda gümbür gümür ilerliyoruz. Her gün yepyeni videolarla sizlere matematikte, fende, türkçede çok güzel konular anlatmaya devam ediyoruz. Ama sizlerden gelen yorumlar da çok değerli. Şimdi öncelikle şuna bir açıklık getirelim, sonrasında videomuza başlayalım. Yeni nesil soru nedir? Eski nesil soru nedir? Bir kere ikisi de sorudur arkadaşlar. İkisi de aynı şeyi sorar ama farklı şekillerde sorar. Eskiden size bu işlemi sorup belli bir cevap istiyorlardı. Örnek veriyorum cevabı diyelim ki denizli olsun. Şimdi ise soruyu biraz daha uzatıyorlar. Yok işte Emrullah'la Lütfettin'in aktar dükkanında işte biberiye vardı, zerdeçal vardı. Resimler koyuyorlar, üste ön bilgi veriyorlar. Ama yine benzer işlemi yapıp benzer sayıları yakaladıktan sonra benzer sonucu buluyorsunuz. Şimdi burada önemli olan şey şu. Birincisi ön yargıları yıkmamız gerekiyor. Biz bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. O zaman bunu da yapacağız arkadaşlar. Hadi gelin intromuz girsin. Ardından da videomuzu izleyelim ve artık şu yeni nesil soruları yerle bir edelim. Hadi bakalım. Tonguç LGS Dershanesi sunar. Evet arkadaşlar. LGS'de sözel bölümde fazla yeni nesil soru yok. Yani bunlar zaten normal test kitaplarında gördüğümüz 6. sınıfta 7. sınıfta çözdüğümüz sorular. Sadece sözel mantıkta bir, görselde bir, de grafik yorumlamada bir olmak üzere üç tane böyle bazen iki tane okuyabiliyor. Bu tarz yeni nesil diyebileceğimiz sorular var. Ama bunlar öğrenciler sıkılmasın diye biraz daha renkli resim yapılmış sorular. Dolayısıyla sözelde yeni nesil soru yok diyebiliriz. İnkılap tarihinde böyle biraz tablo falan veriyorlar. ve hatta İngilizce'de birazcık böyle renkli resimli sorular sorabiliyorlar hatta nerede? Şöyle İngilizce sorusunu açayım bakın. Burada böyle tablolar falan yapıyorlar. Ama biraz da sayısal derslere geldiğimizde gerçekten öğrenciye böyle kısa mintoy soru sormak yerine hikayeler koyuyorlar. İşte bazı ifadeler ekliyorlar. Öğrenci kitap okuyor mu yoksa akşama kadar video mu izliyor? Çünkü sürekli video izlediğimizde satırları takip etme yeteneğimiz zayıflıyor. Kitap okuma gücümüz zayıflıyor. Dolayısıyla esasında yeni sorular yapan öğrenciler kitap okumayı da birazcık seven, e, sadece video izlemeyen, bazen paragraf sorusu ya da kitap okuma etkinliğinde bulunan öğrenciler oluyor. Şimdi bakın buraya baktığımızda bakın üstte bir bilgi vermiş. Bu LGS 2023'te çıkan sayısal bölümdeki bir yeni soru. Üste bilgi veriyor. Bu bilgi bir kere sizi oyalayabiliyor. Yani ben burayı okuduğum zaman acaba bunu kullanmak zorunda mıyım diye düşünüp zaten yapabileceğim bir soruda endişelenebilirim. İkincisi buradaki resimler sizin soruyu anlamanız için kolaylaştırmak için yapılmış şeyler. Yoksa böyle resimleri çizdik öğrenci korksun bu resimleri görünce yapamasın of of kaçsın bizden diye yapılmış şeyler değil. Üçüncüsü arkadaşlar şunu unutmayın ki bu soruların cevapları önünüzde. A, B, C, D'den bir tanesi. Yani seçenekleri kapatıp da hadi bakalım yapın dese bence daha zor olurdu. Ama seçenekler var. Yani seçeneklerden de ilerleyebileceğiniz sorular olacak. Veyahut da anlamsız bir cevap bulduğunuzda... ...ya kardeşim bu seçenekler diyor. Herhalde bir şeyde işlem hatası yaptım diyebileceksiniz. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Şıklarımı okuyayım paragrafımı. Uzun sorular zor mudur? Bir soru kolaysa çeldiriciliği var mıdır? Gibi birçok soru olduğunu biliyoruz. Bunların hepsini cevaplayacağız. Hiç endişelenmeyin. Öncelikle ve en başta ön yargılarımızı yıkıyoruz. Einstein'in bir söz var. Diyor ki ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan zordur diyor. Atomu parçalamak esasında dünyadaki en zor şeylerden bir tanesi. Peki önyargıyı parçalamak neden zor? Çünkü öğrenciler diyor ki işte LGS zor olacakmış. Matematik yapılamıyormuş. Fen de böyle çıkıyormuş. Türkçede şöyleymiş. Şu ya bırakın, önyargıları bırakın arkadaşlar. Sizler muhteşem zekaya sahipsiniz. LGS'yi de ileride gireceğiniz bütün sınavları da mükemmel bir şekilde başaracaksınız. Ben bunu çözebilir miyim? Yok yok, kesin çözemem gibi düşüncelere kapılmanız gerekiyor. Şunu unutmayın ki LGS'de Cevapları önünüzde olan sorular soruyorlar size. Bol bol soru çözdüğünüzde, bu hataların üzerine gittiğinizde zaten önünüzde olan cevaplardan birini seçecek ve soruları güzel güzel yapacaksınız. Yeter ki gayretli bir şekilde çalışın arkadaşlar. Şimdi test demek bilgiyi ölçüyor. Bilgi var tabii ki bilgi yoksa bazı soruları yapamazsın. İkincisi yorum ölçüyor. Bilgin olabilir ama iyi yorumlayamıyorsan veyahut da bilgin olmasa bile iyi yorumlayabiliyorsan sorulara bazen doğruya da yanlış cevap verebiliyorsun. Hız da önemli. Niye? Çünkü süre veriyorlar bize. Sayısalda her bir soru için iki dakika bakın ne demiş? 40 soru 80 dakika süre. Sözelde ise 50 soruya 75 dakika yani bir 1,5 dakika veriyorlar. Sayısalda biraz daha fazla süre vermelerinin sebebi biraz daha zorlayıcı dersler olması. Ama toplamda inşallah sizler her birinde süre sorunu yaşamayacaksınız. Sıkı sıkıya çalışıp başaracaksınız. Şimdi başlayalım. Öncelikle Sınava kadar çözeceğiniz her bir soruyu ciddi almanız gerekiyor. Mesela şu anda sıfırdan 8'e kampında arkadaşlarımız kutularından çıkardılar. Güzel güzel derslerine çalışırlarken. Bu tabi sıfırdan en temelden başladığı için burada kolay sorular var. Ya bu bir şimdi gençlerine böyle çıkmıyor ki demenize gerekiyor. Bu soru bir temel soru ama emin olun bunu renklendirip resimlendirip değiştirip bunu anlamanızı sağlayacakları uzun sorular soruyorlar. Ama sen bunu yapamıyorsan bunu zaten yapamıyorsun. Hatta biz sizler için hazırladığımız bazı kitaplar var. Mesela bak ilk başta böyle başlıyor. Bizim e, LGS 5 e, hamlede matematik değil, kitabımız var. Bu kitapta önce birinci hamle yapıyoruz. Sonra ikinci hamle, sonra üç, sonra dört, sonra beş. Ama esasında bu hamle yapamayan bu soru yapamıyor. Aynı şekilde sizler de kitaplardan çalışırken... ...gördüğünüz mintoş soruları da uzun soruları da mutlaka ciddiye almanız gerekiyor. Her soru bir sınav sorusu olabilir. Bu soru gerçek sınavda yapabilir miyim sorusunu kendine sor ve her bir soruyu doğru yaptığında işte bir sınav sorusunu doğru yaptım diyerek kendini motive et. Yanlış yaptığında da oh ilk yanlış yaptım şimdi bu yanlışımı doğrusunu öğreneceğim ve gerçek sınavda bunu yapmayacağım diye motive olmalısınız arkadaşlar. Unutmayın her sorunun kendine özgü bir mantığı var. Yani sözelde bazı sorular var o kadar kolay ki sınavda gireceksiniz. La bunu niye sormuş ya bu çok kolay ya diyeceksiniz. Bu çok basit. Bir dakika bu kadar basit olmaz diyeceksiniz. Halbuki o tarz basit sorular da oluyor. Yani sınavda beş tane soru var. Çok kolay, kolay, orta, zor, çok zor çok kolay soruları da karşınıza geldiği zaman acaba bu kadar kolay olmaz mı diye değiştirmemek gerekiyor. İlk aklımıza gelenin doğru olduğunu unutmamız gerekiyor. Her sorunun kendine bir mantığı var. Şimdi birincisi soruyu bir bütün olarak görmeniz gerekiyor. Yani soruda size bir tane diyelim ki sayısalda bir tane soru açalım. Soruda size hiçbir şeyi fabrikada fazla olduğu için vermiyorlar. Buradaki bilgiler de, buradaki ifadeler de, buradaki makas da, buradaki seçenekler de, cümleler de, Altı çizili kısımlar oluyor mesela soruda. Ulaşılamaz, ulaşılabilir. Döşenmemiş diyor mesela bak. Altını çizmiş. Bunların her birinin bir değeri var. Dolayısıyla detaylar önemli. Altı çizili veya kalın karakterli ifadeleri daha iyi okumamız gerekiyor. Soru kökünü okuyacağız tabii ki öncelikle. Soruyu okurken de cevabı düşünmeyeceğiz. Yani soruyu okuyorsun ya mesela diyelim ki fendesin. ne acaba, ne acaba? Bir dakika ya bir soruyu oku, bir soruyu anla. Soruyu anla. Soruda sana verilen bilgileri gör. Kendine şunu söylemen lazım. Diyeceksin ki benden ne istiyor? Bak soruda benden ne istiyor? Yani bu ne demek? Soruyu anlamak demek benden ne istiyor? Virgül. Bana ne verilmiş? Senden istenilen için sana neler verilmiş? En önemlisi birincisi seçenekler verilmiş. Seçeneklerden gidebiliriz. İkincisi üstte bilgiler verilmiş. Resimler verilmiş, açıklamalar verilmiş. Dolayısıyla bunların her biri çok çok değerli şeyler arkadaşlar. Şimdi tabii ki hız ve pratik de önemli. Peki bu nasıl olacak? Hocam hızlanmak nasıl olacak? Birincisi arkadaşlar soru çözerken süre tutmanız gerekiyor. Yani sınavda dedik yani işte sayısalda 40 soruya 80 dakika veriyorlar. Yani bir soru için iki dakika veriliyor. Sen ilk başlarda bir soru iki dakikada çözemeyebilirsin belki. Bazı soruları 5 dakikada çözersen, bazılarını 10 dakikada. Ama burada konuları öğreninceye kadar, belli bir seviyeye gelinceye kadar bu süreyi vermekten çekinme. Yani i̇lk başta sorulara 5 dakika Yani mesela diyelim ki öne veriyorum bizim problem bankası bir var. Burada temel, orta, zor diye sorularımız var. Bu temel soru esasında kolay bir soru. Böyle renkli resimli duruyor. Uzun zormuş gibi duruyor ama bu normalde problem bankası matematik için hazırlanmış bir kitap. Bu soru normalde mintoş kolay bir soru olmasına rağmen biz bunları böyle renkli resim yapıyoruz. Niye? Öğrenci şu ön yargı kafasına yıksın. Bir soru resimliyse zordur. Kesin kazakları yeni nesildir. Üstte de bilgi vermiş aman aman demesin diye bu ön yargı yıkmaya çalışıyoruz. Bu ön yargı yıktıktan sonra sen bu soruları belki iki dakikada çözebilirsin ama bunu çözemeyebilirsin. Olsun. Bu niye mor olduğu için iki dakikada çözülmüyor? Bunu ilk başta beş dakikada çözersin. Sonra dört dakika. Sonra üç, sonra iki zamanla gerçekten sınavdaki çözmen gereken yani süreye ulaşırsın. Yani ilk başlarda süreyi bol verebilirsiniz ama zamanla süreç olarak ilerlemeniz gerekiyor. Kolaydan zora gitmeniz gerekiyor. Bu çok çok önemli. Yani esas da size bunu soruyorlar ama böyle renklendirip resimlendirdikleri için siz korkuyorsunuz. Yani sen bu kolay yaptığın soruların da sana bir şeyler kazandıracağını asla aklından çıkarma. Dengeli bir yolda ilerle. Zaman kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına bakmakta bazen yanlıştır arkadaşlar. Türkçe'de bazı sorularda olabilir. Hani işte hangisine ulaşılamaz, hangisine denilmemiştir sorularında bazen seçeneklere bakmak bize zaman kazandırır. Ama sayısal sorularda bu yanlış bir şeydir arkadaşlar. Uzun paragraf sorular sizi korkutmasın. Soru ne kadar uzarsa esas o kadar kolay oluyor. Madem soruyu uzun sorduk bari bilgiyi azaltalım. Öğrencinin dikkatini ve yorum yeteneğini ölçelim diyorlar. Ve içine soruyla alakalı ipuçları koyuyorlar. Ve en sonu yarımıza veriyoruz. Her gün 40 dakika kitap okumak arkadaşlar uzun paragraf sorularını okumanızı kolaylaştırır. Çünkü öğrenciler günümüzde artık fazla kitap okumuyor. Sürekli video izliyorlar. Milletin Bakanlığı bunu bildiği için kitap okuyan öğrencinin yapabileceği sınavlar hazırlamaya çalışıyorlar. Yani de direkt bilgiyi sormak yerine böyle uzun uzun metinler veriyorlar. Siz de bu metinleri okumaktan sıkılırsanız soru yapamıyorsunuz. Ama kitap okuduğunuzda paragraf sorusu çözdüğünüzde bunların hepsi hız gelecek, tırsız gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bir sorular diliyorum sizlere. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tonguç LGS dershanesi sundu.